Eğitim Şart Programı'ndan merhaba, Nur Erdem Özeren ben. Şimdi hayatımıza giren yapay zekanın meslekleri, bölümleri nasıl etkilediğini, nasıl değiştireceğini, yapay zeka dışında teknolojik gelişmelerin gelecekte meslekleri, bölümleri nereye doğru götüreceğini ele almaya devam ediyoruz. Ve en çok etkileyeceğini konuştuğumuz, bilişimden sonra en çok etkileyeceğini konuştuğumuz bir diğer alanla başlayalım. İçerik üretimi, metin yazarlığı dil edebiyat bölümü mezunları, e, gazetecilik mezunları, yeni medya mezunları. Metin yazmak artık yapay zekanın işi oldu. Yapay zeka bizim yerimize yazmaya başladı bile. Kombine ediyor, harika şeyler yazıyor. Ve aslında bakarsanız her şirketin kendi iletişim kanalı var. Yani görsel dünyanın gelişmesiyle birlikte her şirket artık kendi web sitesini, kendi sosyal medya hesabını zaten kullanmaya başladı. Buralarda da doğru metinlerin kullanımına ihtiyaç var. Yapay zeka bizim yerimize yazmaya başladı. Ben burada şöyle bir öngörde bulunuyorum. Metin yazma işi yani aslında bir diğeri de işte yazılımın ön yüzü olan tasarım programları ya da video prodüksiyon konusu. Video ve animasyon ya da tasarım programları. Burada yapay zeka her ne kadar hayatımıza girecek olsa da hızlı tüketim bazı şeyleri e, yaratacak olsa da şu anda da popüler olsa da yaygınlaştığında El yapımı, insan elinin değdiği, insan yapımı olan şeylerin daha değerli olacağını düşünüyorum. Yani sıradan bir metin yazarı, sıradan bir tasarımcı ya da sıradan bir video animasyon, video prodüksiyon animasyoncu çok da iyi iş yapamayabilir gelecekte. Ama işini diğer insanlardan daha iyi yapan ve katma değer yaratanların daha kıymetli olacağını ve bunu yapabiliyor olmanın kıymet verilen ve daha fazla para ödenen bir şey olacağını düşünüyorum. E aynı şu anda paketli gıdaları ucuza erişebilirken organik gıdaları pahalıya satın almamız gibi. Yani insan elinin değmesinin değerinin yapay zeka tarafından yok edilemeyeceğini söyleyebiliriz. Bir diğer grup diyebileceğimiz diğer tasarım programları endüstriyel tasarım mimarlık inşaat ee, endüstriyel tasarımda da kullanışlılık işte mobilya sektöründe perakende sektöründe görsellik daha verimlilik bunlar gündemimizde ee, mimarlık ve inşaat da. Ev dışında yaşadığımız her şeyi neredeyse içine alan e, üç boyutlu şeylerin üretimi. Burada da yapay zeka hayatımıza girebilir. Burada da yapay zeka çok verimli ve harika sonuçlar elde edebilir. Şu anda da aslına bakarsanız bilgisayarda yapılan çizimler var. Bilgisayarda yapılan çizimlerle elde edilen sonuçlar, üretimler var. Ama e, sanatını konuşturan, katma değer yaratan, onun eli değdiğinde o markasının değerine para ödenen insanlar var. Yani bu alanda da işini diğer insanlardan daha farklı ve daha katma değerli yaratan katma değerli yapan kişilerin yapay zekayı yenilemeyeceğini ama sıradan harcı alem işlerin artık yapay zeka tarafından yapılacağını söyleyebiliriz. Yani küçük bir şehirde çok basit bir apartmanın mimari tasarımının için belki de yeni bir mimara ihtiyaç olmayacaktır ama imza projeler için mimarlara, imza tasarımlı mobilyalara ve iç dizaynlara e, ihtiyaç olacağını ve bunun için doğru insanların dokunuşlarına ihtiyaç olacağını konuşmak mümkün. Bir diğer alan en çok konuşmaktan çekindiğimiz en çok gündeme getirmediğimiz sosyal bilimler alanındaki başlıklar hukuk. Yapay zeka bütün kanunları, geçmişteki bütün örnek kararları bizim yerimize okuyup, yorumlayıp her vakaya uygun hukuki çözümleri üretecek. Ama onu birilerinin kontrol etmesi gerekecek. Birilerinin yapay zekaya doğruyu söylemesi, oradan aldığı veriyi kontrol etmesi gerekecek. Dolayısıyla hukukun dilekçe yazma, araştırma, araştırdığından sonuç elde etme gibi şeyleri değil de doğru vakaya uyumluluğunu test etme gibi bir yere doğru gidecek avukatlık anlamında söylemek gerekirse. İddia ve savunmada iletişimin önemi biraz daha artacak. Yani yapay zekadan yararlanan tarafta olacak avukatlar hukuk, hukuk düşüren gençler yapay zekanın hayatınıza bu kadar etki edeceğini düşünüyor muydunuz? Eğitim. Eğitim ters yüz olacak. Eğitim darmadağın olacak. Yeniden ele alacağız. 20. yüzyılın eğitimi bitecek. 19. ve 18. yüzyılın eğitimiyle 21. yüzyıl eğitiminin kombinasyonunu yaşayacağız. Bilgi aktarımı olmaktan çıkan eğitimde bilgiyi aktaran, kişiye özel uygun bilgiyi aktaran, kişiye özel yönlendirmeyi yapan bir yandan yapay zeka olacak ama bir yandan insan faktörünün yok olması mümkün değil eğitimde. Ama bu dönüşümü hangi öğretmenler gerçekleştirirse onlar ayakta kalacak. Devlette iş garantisinin de yavaş yavaş biteceğini, devletin de bu verimlilik için daha az maliyetle aslında eğitimi daha verimli halde yapmak için öğretmenlerin görev tanımını değiştirmek zorunda kalacağını söyleyebiliriz. Ruh sağlığı alanı. Bence herkesin ihtiyacı. Sağlıkla ruh sağlığını birlikte konuşalım. Sağlık yani bedensel sağlığımız ruh sağlığımız bozulmadan bozulmuyor ve ruh sağlığı alanında da yapay zeka çok daha derinlemesine analizler yapıp çok destekçi olacak ve yapay zekayı kullanan psikologlar işlerini daha verimli yapacaklar. Korkmaya gerek yok. Adapte olmaya ihtiyaç var. Keza sağlık alanı için teşhis ve tedavi yöntemlerinde yapay zekanın çok ciddi katkısı olacağını söylemek mümkün ama takip sağlık alanındaki uygulayıcı da hastayla iletişim sağlık alanındaki uygulayıcı da. Yani işimizi kolaylaştıracak gelecekte teknoloji ve yapay zeka kullanmamız gerekiyor. Yapay zekadan kopmamak gerekiyor. Yapay zekayı işimize nasıl adapte edeceğimizi şimdiden bilmemiz gerekiyor. Teknolojiyi işimize nasıl adapte edeceğimizi bilmemiz gerekiyor. Bu bölümün de sonuna geldik. Görüşmek üzere.